Sadece sabahın erken saatlerinde ayakkabılarına tuz koy ve sonra ne olduğunu gör. Tuz kullanarak arzu ettiğiniz her şeyi çekmek için yaşamı değiştiren bir muska oluşturabilirsiniz. Bolluğun, mutluluğun ve tabii ki şansın hayatınıza tükenmez bir şekilde akmasını sağlayacak olan tuzun bu şekilde kullanılmasıdır. Bunu yaparak yeni fırsatlara ve refaha giden yolu açacaksınız. Bu ritüeli etkinleştirmek her gün ve her zaman etkilidir. Bu tekniği keşfedene kadar hayallerimi gerçeğe dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kendini şanslı görüyor musun? Bu soruyu cevaplamadan önce, size şansın ve servetin sadece başınıza gelen bir şey değil, yaşamınızda aktif olarak geliştirebileceğiniz bir şey olduğunu söylesem ne olur? Bu doğru, şans ve zenginlik rastgele bir fenomen değil, eylemlerinizin ve düşünce tarzınızın bir tezahürüdür. Bugün, şans ve bollukla ilgili efsaneleri ortadan kaldıralım ve hayatınızı istediğiniz yöne yönlendirelim. Sonuna kadar bizimle kalın, şans ve refah hakkındaki düşüncelerinizi nasıl yeniden inşa edeceğinizi, kendi hayatınızı olumlu yönde etkileyeceğinizi öğreneceksiniz. Tuz sadece yiyecekleri baharatlamak için kullanılmaz. Temizleme ve kutsama özellikleriyle de bilinir. Birçok insan kapılarına tuz serper, ancak yanlarında muska şeklinde tuz taşımakta eşit derecede etkili olabilir. Bu uygulama herkes için uygundur. Ceket cebinizde, çantanızda veya cüzdanınızda tuz taşıyabilirsiniz. Ama bugün zenginlik ve refah tılsımını ayakkabılarınıza yerleştirmekten bahsedeceğiz. Antik çağlardan beri, insan refahının doğrudan bir kişinin ayakkabılarının durumuna bağlı olduğuna inanılmaktadır. Yeni, temiz ve bakımlı ayakkabılar, sahiplerinin hayatınıza zenginlik ve refah çekmesine yardımcı olur. Aksine eski, kırlı, yıpranmış ve yırtılmış ayakkabıların evde giyilmesi ve saklanması borçları, parasızlığı ve sıkıntıları kendine çeker. Ayakkabılarınıza çok dikkat edin, çünkü finansal refahınız üzerinde gerçekten doğrudan bir etkisi vardır. Eski ve yıpranmış ayakkabılardan kurtularak, hayatınıza refah ve bolluk enerjisini enjekte etmek için alanınızı boşaltırsınız. Tuz ritüelimiz için, yeni veya bakımlı ayakkabılar kullanılması tavsiye edilir, çünkü bu çok önemlidir. Büyüyen ay için yeni ayakkabılar almak en iyisidir. Çünkü büyüyen ay, sağlık, para ve pozitif enerjinin çoğalma enerjisini taşır. Yeni bir çift ayakkabı satın aldıktan sonra, iyi şanslar için içine bir bozuk para koymayı unutmayın. Para tılsımını bir ay boyunca çıkarmayın, her yere bozuk parayla ayakkabı giyin. O zaman bu çift gerçekten mutlu olacak ve işinizde size iyi şanslar çekecek. Ama bugün sizinle tuz kullanarak gerçekten eşsiz bir ritüeli paylaşmak istiyorum. Her birinizin evde sahip olduğu tuzu kullanacağız. Tuz çalkalayıcınızdan her türlü tuzu, sofra tuzunu veya deniz tuzunu, hatta tuzu kullanabilirsiniz. Zenginlik ve iyi şanslar çekmek için, tuzun özelliklerini harekete geçirmek için evinizin girişine biraz serpebilirsiniz. Ayrıca hayatınızda olumlu değişiklikler elde etmek için her sabah başınızın arkasına biraz tuz serpin. Çeşitli dini ve manevi geleneklerde saflığın, korumanın ve ilahi kutsamanın sembolü olmuştur ve tuz genellikle manevi bilgeliği veya zarafeti belirtmek için mecazi olarak kullanılır. İsa'nın kendisi senin yeryüzünün tuzu olduğunu söyledi. Takipçilerinin imanı koruma ve iyiliği yaymadaki rolünü vurgulamak. İşte tuz muskanızı yaratmanın adımları. Bir avuç tuz alın ve onu üç kez kutsayarak şu sözleri söyleyin: para bana kolayca geliyor, gelirim her geçen gün artıyor ve artıyor. Kutsanmış tuzu herhangi bir sağlam bez torbaya koyun. Çantaya 3, 5, 7 veya 9 düğüm bağlayın. Her düğümde hayat beni seviyor, şu anda hayatımda şans, zenginlik ve refah var, şükran sözlerini söyleyerek, fatura demetlerini elinizde nasıl tuttuğunuzu ve pahalı şeyleri nasıl kullandığınızı hayal edin. Tılsımı asla masaya veya yere koymayın, genellikle refah tılsımımı yastığın üzerinde tutarım. Tılsımı, size finansal faydalar sağlamak için tasarlandığı için dikkatlice kullanın. Tılsımı etkinleştirmek için, günlük kullanım için, bir çantaya, hatta pantolonunuzun veya ceketinizin ceplerine koyun. Özelliklerini korumak için tuz torbasını iyice kapalı tutun. Manevi önemi daha da artırmak için, üzerine balık sembolü işlenmiş bir tuz torbası kullanmayı da düşünebilirsiniz. Şimdi seninle ayakkabılar için bir tuz tılsımı yapacağız. Şimdi bir parça kağıt alıp ikiye katlayacağız. Sonra biraz tuz, bir çay kaşığı alev ve kağıt tabakalarının arasına tuz koyun ve bir zarf yaparak kağıdın kenarlarını sabitleyin.
Şimdi harcayabileceğimden daha fazla param var, istediğim her şeyi satın almaya gücüm yeter, ifadesini tuz nimetine dahil edelim ve böylece tılsımımıza başka bir manevi güç katmanı ekleyeceğiz. Tuzu kutsadığınızda size kendi değerlerinizi ve finansal refahınız üzerindeki olumlu etkisini hatırlatabilir. Bu küçük zarfı ayakkabılarına koy, sonuç seni bekletmeyecek. Dolunay gününde tuzu ek ruhsal enerji ile doldurmak çok iyidir, bu da muskanızı daha da güçlü kılar. Böylece, iyi şanslar ve zenginlik çekmenin yanı sıra, tuz muskanız ruhsal gelişim için güçlü bir araç olarak hizmet edebilir. İşte ayakkabınızda, cebinizde veya çantanızda sadece bir avuç tuzla iyi şanslar ve zenginlik çekmenin sırrı. Deneyin ve sunduğu tüm pozitif enerjiden yararlanın. Şükran sözleri söyleyin, eğer bolluk hissediyorsanız, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Seni düşünüyorum ve seviyorum. Size her şeyde sağlık, iyi şanslar ve refah diliyorum.